Vallahi benim için iyi bir deneyimdi. Güzel bir deneyim. Aynen, güzel bir deneyim. Zorlayabildik mi arabayı? Aynen, ben zorladığımı düşünüyorum. Parkurda eksik olarak gördüğünüz bir yer var mı? Çamur ve kum. Evet, çamur o motları da daha rahat deneyebilirdik. Çünkü hani burayı da suyla ayarlayacaksın abi. Bak, burayı çamur olması lazım. Yani burası çamur olması lazım. Şimdi geliyor adam buraya yavaş gelen. Çamur olsaydı daha güzel olacaktı. Ya burada şu an, evet yani. Yani Ceko etkilileri, suyalım mı buraya? Gelin buraya bir çamur atalım abiciğim, olmaz böyle. Şu an Düzce'deyiz. Kervan Otomotiv müşterilerine 4x4 deneyimini sunuyor. İşte arkamda görmüş olduğunuz gibi. Bakalım nasıl bir test imkanı çıkacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bak hızı geliyor. İşte bu olacak ya. Test dediğim budur abi. Evet Kaan Bey, bir test günde yine beraberiz. Söz verdiğiniz gibi 4x4'lerle. Evet. 4x2 Kaan Bey'le anlatmıştık ama şimdi şu an 4x4'lerin testindeyiz. Ve 4x4'lerin özelliklerinden bize biraz bahseder misiniz? Nedir bu 4x4? Tabii, 4x4'lerimiz bizim all terrain dediğimiz, hı hı, yani her arazi koşullarına uyumlu araç tipi. Akıllı bir 4x4. Yani her sürüş modunda 4x4 devreye girmez. Gerekli gördüğü yerlerde araç devreye sokar 4x4'ü. Bunu kendisi ayarlıyor. Bunu kendisi akıllı ayarlıyor olarak, tabii ki. Ve donanımsal olarak çok hassas bir sisteme sahip. Yani kaydırma veya ne bileyim stabilizasyonun bozulmaması için gerekli tüm önlemleri zaten yani araç sağlıyor. Her şey yani halk tabiriyle yerli yerinde, tabii, diyebiliriz. Tabii. Bu modlarda gördük şuradaki bir çukur arazi modları falan. Evet. Hani buralarda testler nasıl, başarılı mı, gayet güzel mi? Yani beklediğimizden çok üstün performanslar sergiledi aracımız. Katılımcılar içeriden sismansız yanlarında neler söylüyorlar. Ya işte kimisi vah buna falan diyor mu, ya da kimisi diyor ya beklediğimin altında falan gibi bir şeyler oluyor. Beklediklerinin ama altında bir tepki almadık. Evet. Burada herkes zaten test sürüşünde. Ya burada zaten önemli olan bir deneyim. Hani tabii ki, görsel tabii olarak ki görüp almak başka. Aracı deneyimleyerek yerinde tabii görüp tabii test edip almak başka. Adam şimdi geldi buraya test etti. Aklındaki soru işaretlerini giderdi. Olanlar baktı. Ona göre alıp ya da almamaya karar verecek. Peki teknik özellikler olarak biraz teknik bahsedelim. Özellikler bir önceki videomuzda zaten 4x2'lerden bahsetmiştik. Yine aynı donanımlara sahip bir araç. İşte 21 güvenlik donanımı standart. Ölçüler standart, ağırlık değişiyor burada. Ya, devreye ağırlık. Tabii, devreye bir ağırlık farkı giriyor. Tabii ki bu da yakıt tüketimini 4x2'lere göre 1 litre yukarıda gösteriyor. Ama biz test aracımız 4x4, aldığımız yakıt tüketimleri 8-8,5 litre. Yani geri dönüşler hep bu yönde. 4x4 arasında 1 litre yani normal gibi yani. Normal şöyle, yani hem ağırlık olarak hem evet de hani sürüş farklılığı olarak çok normal geliyor bana. Evet. Yani insanların kullanım yönlerine de yani odaklanmak gerekiyor. Tabii biraz sürüşle bir agresif sürüşlerse daha alakalı da fark var tabii. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Evet. Bunlara ek olarak aracımızda yani Revive dediğimiz 4x2 modelimize ek olarak aracımızda FEDAP display ekleniyor. Sony ses sistemi, hafızalı koltuk ayna, ön cam rezistans, direksiyon ısıtma, ön koltuklara havalandırma, arka koltuklara da ısıtma ekleniyor. Yani ek olarak bunlar. Tabii ki. Evet. Onlarca gözle görülür. Bir farklılık yok. İkisi de birebir yani aynı. Tasarım olarak birebir aynı. Tasarım olarak sadece bahsetmiş olur bu farklılıklar var bu araçta. Kesinlikle. Bir de 4x4 olması ağırlığından kaynaklanır. Arkada da görmüş olduğunuz gibi araçlar peş peşe geliyor. Ceko'dan deneyim kazanmak isteyen sürücüler bugün test alanında. Evet, şu an iki tanesi daha geliyor. Bakalım testi geçebilecekler mi? Buradan bir zorlayalım bakalım.
Evet, parkuru deneyimlediniz. Yani neler hissettiniz? Nasıldı araba? Umduğunuz gibi miydi? Hangisi? 4x4 4x4 ikimizin de. 4x4 da ikinizin de. Nasıl, deneyimleri bir alalım, hani neler hissettiniz? Şimdi şöyle, bir off-road tadı var. Evet. Ama daha çok şehirli. Hani bir motor şeyi istiyor. Yani bir daha yüksek bir motor bir şey istiyor. Evet, off-road için. Böyle. Ama off-road sevmem, böyle bir hırçın kullanmayı sevmeyenler için, şehir kullanımı için ideal. Güzel. Güzel, güzel diyorsunuz. Hani ikisinin arasında ne tam olarak arazi cipi, evet, ne de tam olarak SUV. Ne de tam olarak ikisinin arasında bir şey diyebiliyorsunuz. Sizin deneyimleriniz alabilir miyiz? Vallahi benim için iyi bir deneyimdi. Güzel bir deneyimdi. Aynen, güzel bir deneyimdi. Zorlayabildik mi arabayı? Aynen, ben zorladığımı düşünüyorum. Evet. Ama tabii benim olmayan araçlarda ben daha dikkatli davrandığım için. Ne de olsa bir test aracı. Ya tabii hani ki test aracı. Olsa, Allah ne verdiyse o geçirebiliriz. Ama güzeldi yani. Gerçekten benim için heyecanlı, adrenalin yüksek bir deneyimdi. Evet. Yani sonuçta beğendim. Güçlü bir araba. Güçlü bir araba. Aynen, aynen, güçlü bir araba. Koşullara da uyumlu hareket edebiliyor. Parkurda eksik olarak gördüğünüz bir yer var mı? Çamur ve kum. Çamur. Evet. Çamur o motları da daha rahat deneyebilirdik. Çünkü hani deniyor, o kaç, 60 santim miydi, öyle bir suda gidebilir, evet, efendim. Onu da bir test edebilirdik, evet, aslında. Aynen. Çamurla motlarını test edebileceğimiz bir pist olsa daha güzel olabilirdi. Evet, ama konuştum zaten ben onu da, dedim niye çamur yapmadık? Ya işte suluyoruz ama hava da sıcak. Tabii. Anında kuruyor. O elde olmayan şartlarda yani burada bir, ama şey yani deneyim olarak güzel bir araç. Güzel. 60 santim suda geçebiliyor diyorsan, burayı da suyla ayarlayacaksın abi. Bak burayı çamur olması. Yani burası lazım. Çamur olması lazım. Şimdi geliyor adam buraya yavaş gelen. Çamur olsaydı daha güzel olacaktı. Yani burada normal bir arabada geçer abi. Evet. Yani yani Ceko'yu bu konuda eleştiriyorum. Tamam, araba güzel olabilir. Dıştan her şeyle güzel. Ama buradaki bu çamur testini, su testini görmek isterdik. Ceko etkilileri suyalım mı buraya? Gelin buraya, buraya bir çamur atalım abiciğim, olmaz mı öyle? Biz suyalım o zaman. Su testinden bakalım geçebilecek mi araba? Evet, bakalım alalım. Hop. Evet, artık bu sudan geçerse bu araba. İşin şaka esprisi bir yana, dediğimiz gibi burası 30 santim ya da dedikleri gibi 60 santim çamur olaydı ya da su olaydı, testini gözle canlı canlı görmüş olacaktık. Daha da iyi olurdu. Tabii biz 1 santim bile olmadı ama yapacak bir şey yok. Yine de sulamış olduk. Belki yağmur yağarsa bakacağız. Nasıl buldun ortamı? Güzel. Güzel mi? Evet. Arabalar çok böyle zorlandı mı? Agresif oldu mu? He? Biraz. Biraz mı? Sana sürdürdüler mi arabayı? Daha değil. Aa, ama senin ehliyetin yok. Hadi bakalım, baban sürdü mü? Babam sürmedi. Sürsün, babana da sürdürelim o zaman. Tamam. Tamam. Kaan Bey. Bu araç uzaktan da çalışıyor mu? Uzaktan hani çalışıyor. Kadar, evet. Yazın içini soğutuyor mu, kışın ısıtıyor mu? Şimdi şöyle, aracın normal sıcaklığı oda sıcaklığı, hı-hı, normunda 23-24 evet, derece. 24 derece, 23 derece yazın soğutur, kışın ısıtır. Siz gelene yani, kadar arabanın her şeyini size hazırlar. Tabii ki. O zaman bir deneyelim mi? Deneyelim. Hadi bir test deneyelim. Edelim. Evet, Cekur, bizi anahtardan görelim. Hadi arkadaşlar hep birlikte. Selin Hanım. Evet. Araç şu anda çalıştı. 10 dakika çalışacak. Evet. 10 dakika sonra kendini kapatır. Kendini kapatır. Anahtarla yanına gitmediğimiz sürece araç kapılarını açmaz. Evet. Şimdi video şu.